etmeli. Bu konuyu Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Başkanı Profesör Doktor Ateş Karateke ile konuşacağız canlı yayın konuğumuz. Ee, Ateş hocam yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk Fatih Bey. Ee, kanser hastaları, kalp hastaları, tansiyon hastaları ama bir de hayatın olağan sürecinde e, süreçleri devam eden hamilelerimiz var, anne adaylarımız var. Onlar bu süreçte biraz kaygılılar. Bu kaygıyı nasıl yenecekler? Süreçlerine nasıl devam edecekler? Size sormak isteriz. Evet, e, tabii ki e, bu pandemiyi atlatmanın tek bir yolu var. Hep beraberce evde kalacağız, izolasyonda kalacağız, sosyal mesafemizi koruyacağız Fatih Bey. Tabii ki e, gebeler de bu popülasyonun içinde. E, gebeler şunu diyorlar, bizim normal muayenelerimiz vardı ne yapacağız diye. Normal muayeneleri... Bu süre içinde yapmayacağız. Emin olun evde kalmaları hem bebekleri hem de kendi sağlıkları için çok daha önemli. Ama evde kalmak demek konuyu komşuyu eve çağırıp bütün apartman toplantı yapmak değil. Sosyal izolasyonlarını koruyacağız ve evde kalacağız. Tabii ki gebelere evde kalın derken bazı bir gebe grubu var ki bunların mutlaka ve mutlaka muayenesi gerekiyor. Örnek suyu gelen gebe kanaması olan gebe, tansiyonu yükselen gebe, e, işte sancıları başlayan gebe, bebek hareketlerini hissetmeyen anne adayları, şiddetli karın ağrısı olan anne adalı adaylarına tabii ki elimizden geldiğince hastanelerimizde sağlıklı ortamlarda hizmet vermeye devam ediyoruz. Bakın bu konuda da e, bu şikayetleri olan hanımların da hastaneye gelmekten çekinmemeleri gerekiyor Fatih Bey. E, ayrı e, Bilimlerde Ayrı odalarda Hiçbir şekilde koronavirüsle Bu hastaları Karşılaştırmamak adına Her türlü önlemimizi aldık Ve hizmet vermeye devam ediyoruz Fatih Hocam şimdi şunu da soruyorlar Yani hamilelik Bu süreç bizim virüs riskimizi Arttırır mı Diyor anne adayları böyle bir soru da var Ne dersiniz Bakın şimdi bilgilerimiz daha önce 2003 ve 2013'te iki tane koronavirüs salgını gördü dünya. Daha lokal kaldı. Bir tanesi SARS, diğeri MERS. Bu her iki salgında da anne adayları ve bebekler bir takım bu virüsten hasar gördüler. E, ilk birinci, ikinci, üçüncü, altı aya kadar olan annelerde bebek e, anne karnında düşükler, bebek kayıplarını daha sık gördük. Son üç ayda yakalanan annelerde de daha fazla e, toplumun o yaş grubuna göre daha fazla kayıplar gördük. E, fakat bu e, yeni koronavirüs yani Covid-19 hastalığı bu SARS'a ve MERS'e diğer koronavirüs hastalıklarına benzemiyor. E, hem anne adaylarına hem bebeklere daha nazik, daha kibar ve daha az saldırgan. Ama bu demek değil ki gebelerimiz kendilerini korumayacaklar. Çünkü bilgilerin çok büyük bir kısmını 2003 ve 2013'teki bu salgınlardan biliyoruz ve gebelerin immün bağışıklık sistemi normal popülasyondaki yaşıtlarına göre daha baskılanmış vaziyette. Yani virüsü daha çabuk kapabilirler. Onun için gebelerin izolasyonuna yani ev içindekiler, e, akrabalarıyla, eşleriyle birlikte de sosyal mesafeyi koruyarak yaşamlarını, özellikle şu önümüzdeki bir ayda çok önem veriyoruz ve çok gerek kalmadıkça da çocuğumun kalp sesini duyacaktım. Aylık muayenem geldi. İşte e, çok basit şikayetlerim varmış gibi sebeplerle hastanelere veya başka bir birimlere gitmelerini de istemiyoruz ve evde kalacaklar. Bu gebelerimiz sağlıklı kalacaklar. E, Fatih Bey. Peki hocam o zaman bütün anne adaylarını, bebeklerini sağlıkla dünyaya getirirler diyelim. Öyle bir dilekte bulunarak söyleşimizi kapatalım. Profesör Doktor Ateş Karateke'ye teşekkür ediyoruz. Sağ hocam. Ben teşekkür ederim. Efendim şimdi... Ee...